Hepinize merhaba. Ben Kamil Amdullah. Tacidar Bey ile birlikteyiz bugün. Organ bağışlı Belçika modelinin 10. yılını kutlayacağız hep birlikte. Yasa teklifinin. Tacidar Bey varken bana söz düşmez. Sözü kendisine bırakıyorum. Teşekkür ediyorum. Aslında bugün konuştuğumuz şey bir kanun teklifinden öte. Biz yeni doğan bir çocuğun hayatını kurtarmaktan bahsediyoruz. Herkes kendi haklarının elinden alınması, insan hakkının ihlali gibi baksa da yeni doğan bir kişinin yetişkinlik dönemine kadar, hatta hayatının sonuna kadar bir başka insanın beyin ölümü gerçekleştiğinde hayatını kurtarmak için bir rızaya ihtiyaç duyulmamasını anlatıyor. Yaptığımız işin özeti budur. Biz kendi hayatımızı birileri için feda etmiyoruz. Yiten hayatımızı, beyin ölümü gerçekleşmiş halde toprağa vereceğimiz bir bedelin yeni hayatları kurtarmasından bahsediyoruz. Buradaki olay, beyin ölümü gerçekleşen bir kişinin başkasının rızası aranmaksızın özel bir beyanı yoksa organlarının bağışlandığı anlamına gelmesi, konuştuğumuz şey budur. Biz doğduğumuz andan itibaren aslında çocuğumuzun organlarını beyin ölümünde vermekten bahsetmiyoruz. O çocuğun hayatını güvence altına almaktan bahsediyoruz. Düşünün ki çocuklarımız var. 2 yaşında, 3 yaşında organ yapmaya muhtaç çocuklarımız var. Bunlar kendi hakları için karar veremiyorlar. Dolayısıyla çürüyecek, yok olacak bir bedenin yeni insana, insanlık hakkına ve onun yaşama hakkına destek olması anlamına gelen bir yasa teklifinden söz ediyoruz. Bizim insani değerlerde bir beyana ihtiyacımız yok. Aslında bu bizim bir teklifimiz olmamalı, insanın bir tercihi olmamalı. İnsan odaklı bir devletin insan hayatını kurtarmak için yapması gereken bir şey. Tek çağrımız şudur. Yani Türkiye'de yüz binlerce hastanın organ beklediğini biliyoruz ki dünyada bu oran Türkiye'ye göre daha fazla, dünya ortalamasında. Geri kalmış ülkelerde insanların hasta olduğu dahi biliniyor. Gelecekte kullandığımız gıdalar, yeni gelişen hastalıklardan dolayı organ kaybı çok oluyor. Bizim yapmamız gereken şimdiden geleceğe hazırlık yapmak, insan hayatını kurtarmak için seferber olmak, doğuşta, beyin ölümünde organlarını bir başka insanla paylaşmayı kabullenmiş bir çocuğun bir başka insan hayatına kıyması bile mümkün değildir. Biz aslında özverisi yüksek, sorumluluk bilinci yüksek, insan odaklı yetişen bir çocuğun gelişmesinin de önünü açıyoruz. Çocuklar haklarının ne olduğunu öğrenince o sorumluluk duygusuyla bir gün bir insanın hayatını kurtarabileceği bilinciyle yetişince insanlar arasındaki tartışmalar, insanlar arasındaki savaşlar biter. Biz insanı toplumun merkezine koyduğumuz sürece, vicdanı öğretilebilir kıldığımız sürece bu işin altından kalkarız. Bütün siyasetçilere 10 yıldır çağrı yapıyorum. Şimdi de çağrı yapıyorum. Belçika modeli dediğimiz bu modelde aksi beyan edilmedikçe bizim yakınlarımızın rızası aranmadan beyin ölümü gerçekleştiğinde organlarımızın bağışlandığını bilmemiz ve içimize işlememiz gerekir. Yüreğimiz bir başka insanın ya da insanların hayatını kurtarmak üzerine kurulmalıdır. Beynimiz buna işlemeli, buna çalışmalıdır. Bu kanun teklifi için hala ben Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden destek bekliyorum. Ali Dinçer rahmetli ilk bu konuda girişimlerde bulunmuştu ama bu mücadeleyi vermeye ömrü yetmedi. Ve biz aldığımız o bayrağı aslında götürüyoruz şu anda. Ben o kanun teklifini verirken kendi çocuklarımı ve kendi hayatımı düşünerek de verdim. Bu topluma bir gelecek hazırlamaktır. Bu toplumun insani değerlere odaklanmasını sağlamaktır. Bu insanlık bilincini üst düzeye çıkarmaktır.
biz dini, dili, tabiyeti belli olmadan her ülkeden insana bedenimizdeki bir parçanın hayat vermesini düşünerek bütün dünyayı birleştiren bir adım atıyoruz. Bu birleştirmekten bizi devlet eliyle alıkoymak anlamına gelen bu yasaya karşı çıkmayı bir an önce ortadan kaldırmalı. İnsanlar bunun sürükleyicisi, sorumluluğu üzerinde olarak bayrak taşıyanı olmalı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni şimdi de göreve çağırıyorum. Bu konuda mücadele veren tüm derneklerimizi fedakarlıklarıyla topluma rehberlik eden, özel yaşamlarını bu işe adamış olan bütün arkadaşlarımı kutluyorum. Oradaki tüm katılımcılara da hem acil şifalar diliyorum, hem de yaşamları boyunca bu bayrağı taşıdıkları için onlara sonsuz teşekkür ediyorum. Bilsinler ki attıkları her adım, söyledikleri her söz yeni doğmuş bir çocuğa yeni bir hayat vermek anlamındadır. Bir gün Türkiye buraya ulaşacak. Dünyanın kabul ettiği medeniyete bizim direnme hakkımız yoktur. Bu medeni bir şeydir, insan odaklı bir şeydir, insan merkezli bir şeydir. Ne olur insanlığı kendinizden uzaklaştırmayın. İyi toplantılar diliyorum. Bir de ben şöyle bir şey eklemek istiyorum hocam. Her istatistikleri eğer yorumlarsa Türkiye'de her 19 dakikada bir kişi organ nakli gerektiren bir durumla karşı karşıya, ya hastalıktan dolayı ya kazadan dolayı. Yani hepimizin başına gelebilir. Farkındalığımızı arttırmamız lazım. Bugün belki uzağız ama başımıza geldikten sonra artık bizim meselemiz olmuş oluyor. Ve senede 500 ortalama kadavradan organ bağışı gerçekleşiyor ki bu çok az bir rakam. Doğru, doğru. Tabii şu da var, bu hastalıkların artma oranı da giderek fazlalaşıyor, giderek artıyoruz. Sayımız artıyor, organ bekleyen insan sayısı artıyor. Artık köylerimizde insanlar organ yetmezliğinin farkında bile değildi. Hastaneler yaygınlaştıkça, tıp hizmetleri yaygınlaştıkça biz gerçekten hastalığımızın ne olduğunu farkına vardık. Şimdi bu artan olaylarda hiç değilse yapabileceğimiz şey bir insana muhtaç olduğu nefesi vermek. Çürümedikçe bir tohum bir damla suya muhtaçtır. Biz o tohumdan bir damla suya esirgemeyelim. Bir gün o yeşerecek, o yapraklar yeni insana hayat verecektir. Teşekkür ediyorum. Geliyoruz, sizinle geliyor hocam. Sağ olun ya, çok naziksiniz. Hocam sonra size ben bir kablo hediye edeceğim. Ya, şimdi kameranın üstüne koyduğum için oynatamadım. Bestem Canan Aksoy'la konuştuk. Nefes aldıkça umut var diye bir projemiz vardı. Harika. Bir çocuk hayal ettik. Işığa doğru, çiçek bahçesinde ışığa doğru koşan bir çocuk. O da kendisine bize bu tabloyu tasvir etti. Müthiş, müthiş. Çok teşekkür ederim. Yani aslında hep olması gerekeni yaptığım için daha önce de hep belirtmiştim. Takdiri beklemeyen bir insanım. Bu müşterek sorumluluğumuz bizim. İnsana hayat vermenin, insan hayatını yüce ve değer kılmanın toplum içerisinde kabulü bu kadar zor olmamalı. Bundan sonraki mücadelemiz bizim aslında bir insanın hayatını kurtararak milyonlarca insana bilinç aşılıyorsunuz. Hepimiz öğreniyoruz bu şekilde. Toplumda bu öğretiyi esirgememek lazım. Bir kişi organını bağışlayarak 8 hayatı kurtarıyor. Ve buradan yani kameramız açıksa bir o bölümü de yayınlamanızı isterim. Buradan Milli Eğitim Bakanlığı'na özellikle çağrıda bulunmak istiyorum. Sağlık derslerinin sayısını arttırıp mutlaka organ naklinin ilkokul ve ortaokullarda ders olarak işletilmesinden yanayım. Ders müfredatına konulmasından yanayım. İnsanlar hem birbirinin sağlığına karşı daha duyarlı olur, hem de
kendi sağlıkları için gösterdiği hassasiyet artar. Bu bizim çağdaşlık yolunda attığımız büyük adımlardan biri olur. Bunu çocuklarımızdan esirgememiz lazım. Çok güzel bir konu. Yani bu bir bilinçtir. Birçok şey eksik Türkiye müfredatında ama insan odaklı, hayata bir nefes, her insana hayat için bir öpücük olacak. İnsanın yüreğini aklıyla bir tutacak bir öğretiyi çocuklardan esirgememek lazım. Aynen. Çok teşekkür ederim. Evet, bugün sağ ol. Organ bağışında Belçika Madeni kanun teklifinin 10. yılını kutluyoruz. Umarız 11 olmaz, son 10 olur diye tahmin ediyorum. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Çok harika bir sürpriz oldu benim için de. Hem burada çok incesiniz gerçekten. Bunu şöyle kabul edeyim ben. Yüzlerce, binlerce insana hayat veren hastalar ve hasta aileleri adına kabul ediyorum. Biz de onların vicdanına, yüreğine teşekkür ediyorum ve bu alanda mücadele veren bütün arkadaşlarım adına kabul ediyorum. Onun için biz bu mumları söndüreceğiz şimdi ama umarım bu mum dünyada yaşayan insanlar için yeni bir ışık, yeni bir umut ve sönmeyen bir meşale olur. İnşallah. Bayrağı taşıyan insanlarımızın, arkadaşlarımızın, yüreği güzel insanların elinde büyük bir meşale olur. İnşallah hocam. Çok teşekkür ediyorum. Tebrik ediyorum hocam. Bizim sesimiz olduğunuz için, bizlere umut olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Işığa gidilen bu çocuk portresi benim için çok anlamlı. Çocuklarımıza yeni hayat vermek için attığımız bir adımın bu şekilde ödüllendirilmesi beni mutlu etti. Umarım hayatları boyunca insanlara hayat veren, o fedakarlığı yapan aileler ve şimdi bu fedakarlığa rıza gösteren tüm bireyler, bu alanda mücadele eden bütün arkadaşlar için alıyorum bu tabloyu. Çok teşekkür ediyorum. Duygu dolu bir tablo. Biz burada ne yaşatılmak isteniyorsa hepsini yaşıyoruz. Umarım yeni bedenlere bir hayat olur, bir ışık olur. Bu mumlar gibi hiçbir insanın, küçük bir çocuğun dahi hayatı sönmez. Bir hayat yeni bir umuttur. İnsani değerler için yeni organ nakli olacak arkadaşlarımıza da aramıza hoş geldin diyoruz şimdiden. Nice hayatlar. Teşekkür ederim. Yani çocukları aramızda görmek. Bütün yeni doğan çocuklar ve oradan bağışın yolunda yüreği güzel aileler için alıyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür hayatımın sonuna kadar en önemli yerde bu tabloyu sattığınız için çok teşekkür ederim. Hocam yalnız değilsiniz. Bize için verdiğiniz mücadele için sizlere teşekkür ederim. Çok sağ olun.